Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi eşsiz mimarisiyle yeni ve modern kent parkı çalışmalarıyla şehrin iki yakasını birleştiriyor. Kentin vitrini olan park ve peyzaj alanlarında çalışmalar sürüyor. Aksaray Belediyesi Tacın Mahallesi'nde Ulu Irmak ve çevresini kaplayan Ulu Irmak Rekreasyon Alanı ve kent parkında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgesel olarak geniş bahçe düzenlemesinin yer aldığı projede Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada 900 adet baston gül, 930 adet yapraklı ağaç, 920 adet iğne yapraklı ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi insanların bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, sosyal aktivitelere katılabilecekleri, birbirleriyle etkileşim haline geçebilecekleri yeni bir projeye daha öncülük ediyor. Ulu Irmak boyunca ırmağın her iki yakasına dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları, sosyal tesisler, yürüyüş bandı, koşu yolu, bisiklet yolu ile kesintisiz yaya erişimi sağlandığı projede belirli aralıklarla köprü bağlantıları yapılarak ırmağın iki yakası birleştirildi. Yine proje içerisinde tören, toplanma, kutlama, festival gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği Selçuklu Meydanı 1. etabında projenin en geniş alanlarından biri olarak tasarlandı. Diğer yandan meydan üzerine satış birimleri, 2 adet Selçuklu süs havuzu, renk ve koku bahçeleri, ağaç altı oturma bankları, anıt, heykel alanı, 4 adet kuru havuz, ağaç altı gabyon banklara yer verildi. Bölgesel olarak geniş bahçe düzenlemesinin yer aldığı projede ayrıca çocuk oyun alanlarına yer verildi. Mesire ve dinlenme alanı içerisinde ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için projeye ahşap teraslar, seyir balkonları konumlandırıldı. Ulu Irmak Rekreasyon Alanı ve Kent Park Projesi'nin en önemli amacı bölge insanının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda yerli yabancı turistlere de hitap edebilecek. Sağlıklı bireyler olarak hayatımızdaki her şey engel ve mutsuzken 7-14 Ocak tarihleri arasında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Aksaraylı görme engelli sporcularımız çeşitli spor branşlarında kazandıkları madalyalarla gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Çeşitli etkinliklerle kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Aksaray'da 5 yıldır faaliyet gösteren 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü de spor faaliyetlerinin yanında sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray'da hiç görmeyen, az gören ve albino olan merkeze bağlı okullarda 43, toplamda ise 300'e aşkın görme engelli birey bulunuyor. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'ne üye 53 görme engelli sporcu ve 78 üye çeşitli faaliyetlerle farkındalık oluşturmak için çalışıyor. 2017 yılında Aksaraylı görme engelli sporcular golbol yüzmede Türkiye şampiyonluğu, futsalda Türkiye ikinciliği, düzenlenen özel santraç turnuvalarında Türkiye genelinde ikincilik, bireysel sporlarda judoda bir Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik, bir de üçüncülük, atletizmde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere başarılarıyla bizleri gururlandırdılar. Engellerinin hayatta hiçbir şeye mani olmadığını her alanda kanıtlayan sporcuların ve engelli tüm bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştıracak birçok hizmette bulunan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kulüp çatısı altında büyük başarılara imza atan sporculara tam destek vermeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güzel havaların da etkisiyle sıcak asfalt ve yol yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aksaray genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndan Müftülük Camii önüne kadar olan yolda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi güzel havalarında etkisiyle belirlenen program dahilinde kentteki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor. Aksaray Belediyesi ayrıca Büyükbölcek Mahallesi Şeyh Hamit Ali Demir Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
2018 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu yıl yasalaşan stajyer ve çırak öğrencilerin maaşları da belli oldu. 10 ya da daha fazla personel çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları personel sayısının %5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırıyor. Düzenlemeye göre öğrencilerin, aday ve çırakların 2018 yılında alacakları ücretler de belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan karara göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin alacağı miktar asgari ücretin net tutarının %30'undan az olmayacak. 2017-2018 yıllarını kapsayan ödeme süreci de bir yıl uzatıldı. Buna göre öğrencilerin alacağı tutar 430 ila 480 lira civarında olacak. Öğrencilere sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin çalışan sayısına bağlı olarak hesaplanan devlet katkısına ilişkin kısmı İşkur tarafından, fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanıyor. İşletmeler öğrenci adına gönderilecek devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı her ayın 10. gününe kadar banka hesabına ödüyor. İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından işletmelere ödeniyor. Devamsızlığı olan, hastalık izninde olan öğrencilerin bugünlere karşılık gelen ücretleri ise ödenmiyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.